Hoş geldin Safa. Hoş bulduk hocam. Bir karşılıklı Yılmaz Erdoğan konuşalım. Tabii. Hoş geldin Safacığım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sırada hangi skeç var? Sıradaki skeci Sema yazdı. Şu benim albümlere falan da git de ben de bir tatile gideyim oğlum. Bir dahaki şiir albümünü Safa okuyacak. Soğuk ve şehir. Evet Safacığım buyurun. Evet şimdi skecimiz aslında liseyle alakalı. İşte o döneme Sema biraz müzik eklemiş. Müzik koymuş içine. Ezik müzikali yapmış. Skecin adı. Müzikal skeç geliyor. Evet hocam. Vay demek ki bu bir haftada deli gibi çalıştınız skeç. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ezik müzikali geliyor. Sema yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler efendim. İşte ondan sonra ben de ona mesaj attım. Dedim ki çok güzeldi. Ondan sonra o da işte bana cevap yazdı. Merhaba kızlar, ne yapıyorsunuz? Neyse, o da cevap yazdı bana. Dedi ki, her şey dedi, seninle tatlış dedi. Ya! Allah'ım, şu Serkan çok tatlı değil mi? Aşırı tatlı ya. Aşırı tatlı ya. Zaten çok yakışıyorsunuz. Sen de çok güzelsin ya Pelin. Ders matematik miydi? Ya ben geometri ödevini yapamadım. Ya ben de coğrafyayı yapmadım. Ben yaptım. Allah'ım ya, şu coğrafyacı çok kastırmıyor mu? Hayır yani. Ben bilmek zorunda mıyım Fırat nereye dökülüyor? Yani. 11B'deki Fırat mı? arkadaşlar ben ödevi yaptım. İsterseniz size de vereyim. Teneffüste yazarsınız. Ya. Ha. Aa süper canım. Böyle bir şey düşünmen çok güzel. O zaman sen bize de yazarsın teneffüste. Anlaştık. Kızlar. Bay. Tamam. İşte ben içinizden biri, hatırladığınız gibi. Her hatırada olan, görülmeyen, sevilmeyen, ismi hep unutulan. Uzun çorapla hatırlanan, sessiz ve ıssız. İşte benim efendim ben. Güzel kızın yanındaki çirkin kız. Uzun çorapla hatırlanan, sessiz ve ıssız. İşte benim efendim ben. Güzel kızın yanındaki çirkin kız. Güzel kızın yanındaki çirkin kız. Ay Serkan ya, o kahveci de bardağın üstüne adını Zeka'yı yazdırdın ya. Çok ıssın. Vardır öyle yaramazlıklarım. Bazen de içiyormuş gibi yapıyorum ama içmiyorum. Sonuçta bir kere geliyoruz bu hayata, öyle değil mi? Biraz cesur olmak lazım. Ya tehlikeli serseri. Bu akşam bana gelsene, film falan izlemeyin. Ya Serkan, hayır olmaz biliyorsun. Yani daha ikinci aşamaya geçmedik. Ben her şeyin yavaş ve romantik olmasını istiyorum. Tamam o zaman, bu akşam bir öğlen yemeği yiyelim ha? Ya. Serkan ne haber? Ayşe. Ayşe, ah iyi canım sen. Ya dün verdiğin kopya gerçekten çok işime yaradı. Sağ ol Fıstık. Evet, çok sağ ol Fıstık. Ya yok ya, ne önemi var? Sonuçta arkadaşlar birbirlerine bazen yardım etmek. Doğru, görüşürüz. Kırmızı spor araba, yazlı kışlık nişanı. İşte babamdan kalan gayrimenkul falan filan. Kıpkırmızı spor araba, yazlı kışlık nişanı. İşte babamdan kalan gayrimenkul falan filan. Motoruna 300 basar, kaslarını gören şaşar. Kızların yüreği ortak, yakışıklı bir özel kaçar.
Evladım gibi seviyorum bazen. Bak vereceğim, anlamayan varsa soruştur. Hadi bakalım, sınavda görürüm ben sizi. Oğlum uyuma, dinlenmeye mi geldin? Dinlemeyen çıksın. Arkadaşına mani olma, çalışsan geçersin. Bak hala konuşuyor. Burası Dingo'nun adını. Ben gelsin çocuğum. Az önce ne dedim ben size? Küçük harflerle konuşum. Kopya çekmek serbest fakat yakalanmak yasak. Kime diyorum oğlum? İçeri fırlatıyorum. Öğrenin diye anlatıyorum oğlum ben bunları. Hoca değil öğretmen. Parmakları göreyim. O kadar kaldırma oğlum. Gözüne sokacağı takatını. Dinle, sus, deve, cüce, otur, sıfır. En kötü sınıf. Hadi bakayım kaç dakika kaldı oğlum. Şşt, hayvan evladım. Burası Dingo'nun adını. Geçen derslere kalıp sık. Üstü sayılarda ne demiştik? Olur öyle şeyler. Aşure neydi? Üstteki sayıyla tabanda sakayının birbirine toplamasıyla içine girişmez karmaşası. Anlayanlar mı? Yok. Mesela örnek veriyorum. Yazalım. Bin üstü ve in üstümden. Ne diyor lan? Kim diyor lan? Sen mi dedin kızım? Sen. Ya sen? Serkan! Sen dedin, kalk ayağa! Yok hocam, ben demedim hocam. Ben söyledim öğretmenim. Serkan'ın bir suçu yok. Kahraman. Ayşe kızım sen, yoksa Serkan'ı mı koruyorsun? Hayır hocam, korumuyor. Hepimiz duyduk. Ayşe söyledi, değil mi kızlar? Aynen! Neler duyuyor? Hocam aslında Ayşe çok terbiyesiz biri. Siz bilmiyorsunuz. Evet hocam, ödevlerini de asla yapmıyor. Ayrıca hocam, hem de kopya çekiyor. Hem de nasıl? Zorla. Ayrıca bize zararlı içecekler falan teklif ediyor hocam. Ne yapıyorsun? Pelin haklı hocam. Ayrıca okula gelirken de yeterli kuruyor. Halbuki ne yapması lazım? Okula gelirken kurması lazım. Nasıl? Hepsini doğru söyledim. Yeah! Ayşe! Ayşe gel buraya. Uzaklaştırma alacaksın. Gelme! Şimdiden aldım uzaklaştırmayı. Git! Git! İşte ben... Ya kızım! Kızım! Her boşlukta niye müzik yapıyorsun ya? Çık lan! Git! Evet! Kaldığımız yerden devam edelim. Hal böyleyken... Ece erken! Dayan! 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 Çık lan! Çık lan! Çık lan ben şimdiden! Çık lan ben şimdiden! Çık lan! Ben de çıkıyorum! Ayşe.
Sen dün ne yaptın öyle ya? Ne gerek vardı? Ya yok canım. Ne olacak? Sen de bana bir gün bir iyilik yaparsın, ödeşiriz. Yapmayan ne olsun? Ne olsun? Sen söyle. Rezil rüsva olsun, köprü altlarına düşsün, gebersin orada, ölsün, onun ölüsünü böyle çeke, çeke, dere kenarından at. Dur, dur kızım, ne yaptın ya? Ayşe. Ay çok özür dilerim ya. Birden sorunca heyecanlandım. Ay çok utandım ya. Ya sen gerçekten çok tatlı bir şeymişsin ya. Çok da cesursun aynı zamanda. Gerçekten mi? Evet. Ne oldu, ne baktın öyle? Dur, dur, dur. Aa. Ayşe, bir saniye. Ayşe, ne yapıyorsun öyle ya? Gerçekten kızların dediği kadar var mısın? Benim bir sevgilim var, bunu unutma. Ne sandınız yahu? Romantik komedi mi bu? Ne sandınız yahu? Hayatın kendisi bu. Gerçek hayat insanı çarpar. En çok da Ayşe'leri tokatlar. Elbet bir gün devran döner. Dört talip seni de kucaklar. Üzülme Ayşe, üzülme. Kuru incir gibi büzülme. Üzülme Ayşe, üzülme.